Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Sindirogaza'nın hayat hikayesini anlatacağız. Keyif almanız dileğiyle iyi seyirler. Büyük ayrışma, The Great Sundering öncesi Sindirogaza, Mavi Ejderha sınıfının ve Arcane büyüsünün koruyucusu olan Maligos'un Prime Consort'u, yani baş eşiydi. Kadimler Savaşı sırasında Deathwing Neltharion ilk olarak Maligos'u Dragon Soul, Ejder Ruhu adında çok güçlü bir artifak yapımı için ikna ediyor. Maligos da diğer ejderha sınıflarını ikna ediyor. Burning Legion'a karşı verilen savaş sırasında yoldaşlarına ihanet eden Deathwing, ejder ruhunu çalıyor ve diğer ejderha sınıflarına karşı savaş açıyor. Bu sırada kendisine karşı koymak için atılanlardan Maligos ve Sindirogaza başı çekiyordu. Deathwing Neltharion, ejderha ruhu artifakının büyünün koruyucuları olan mavi ejderha sınıfı üzerinde kullanıyor ve neredeyse hepsini yok ediyor. Sindirogaza patlamanın güçlü etkisiyle kuzeyin uzak diyarlarına doğru savrulurken Maligos olanlardan sonra aklını yitirmeye başlıyor. Patlamanın etkisiyle kör olan ve ölümüne yaralanan Sindirogaza Icecrown haritasında bir bölgeye düşüyor ve son hayali olarak da Dragonblight denilen yere gitmeye çalışıyor. Bu ara Dragonblight yaşlanan veya ölümü yaklaşan ejderhaların buraya gelip hayatlarının sonunu beklediği ve öldüğü ejderhalar için kutsal sayılabilecek bir yerdir. Hatta eski yüce ejderha Galakrond da burada yatar. Ancak artık uçamayan, hatta yürümeye takati kalmayan dişi mavi ejderha Sindirogaza yere yığılıyor ve kalan son enerjisiyle lideri ve partneri Maligos'a çağrı narası atıyor. Ancak Maligos bunu duyamayacak kadar uzaktadır. Yavaş yavaş ölümün pençesine düşen Sindirogaza, olanlardan dolayı önce Deathwing'i suçlamaya başlar. Düşüncelere daldıkça Maligos'u dahi suçlar. İçten içe büyüttüğü nefret benliğini kaplamaya başlar. En sonunda bütün ölümlü ırklardan nefret etmeye başlayan Sindirogaza'nın ruhu asla huzura erişemez ve Icecrown haritasında Sindirogaza's Fall, yani Sindirogaza'nın düşüşü anlamına gelen bölgede ruhu büyük bir intikam ateşi içerisindeyken ölür. 2008 yılında hayatımıza muhteşem bir giriş yapan Wrath of the Lich King eklenti paketiyle Sindirogaza tekrar hayatımıza girer. Herkesi büyüleyen sinematikte Sindirogaza'yı net bir şekilde görme imkanımız oluyor. Sindirogaza'yı bir buz kütlesi içerisinden kaldıran Lich King Arthas Menethil, Sindirogaza'yı buzul ejder olarak ordusuna dahil ediyor ve ordusundaki buzul ejderlerin lideri Sindirogaza oluyor. Oyun içerisinde ilk defa Pit of Sauron zindanında kendisini görüyoruz. Son boss Tyrannus'u yendikten sonra kurtardığımız bütün esirleri yaptığımız küçük bir kutlama sırasında tek seferde öldüren Sindirogaza'dan biz kahramanlar kıl payı kaçabiliyoruz. Daha sonra Icecrown Citadel Raid'inde gördüğümüz Sindirogaza, Lich King'den önce kalan son boss olarak karşımıza çıkıyor. Ve epey zorlu bir dövüşten sonra Sindirogaza'yı kahramanlar olarak yeniyoruz ve hayatına son veriyoruz. Bedeninden geriye kalan kristal esansı alan Kalegos, Sindirogaza'nın son dileğini yerine getiriyor ve onu huzur içinde uyuması için Dragonblight'teki Rimrest tapınağına getiriyor ve şöyle diyor: "Çok fazla acı, çok fazla gereksiz yıkım. Bunlar kardeşlerim için iyi zamanlar olmadı. Ama siz cesur kahramanlara şükürler olsun ki bu karartılmış ancak yine de soylu olan ruh huzur içinde uyuyabilecek. Rahat uyu Sindirogaza, evindesin."